Merhaba. Bugünkü yayınımız başlıyor. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri almayı, tıklamayı unutmayın lütfen. Uzun pozlama çekimlerine gelelim. Uzun pozlamada biz kendi isteğimizle uzun pozlama yapıyoruz. Yani düşük enstantane değerlerinde çalışıyoruz. Uzun pozlama ve yüksek enstantane dediğimizde burada enstantane önceliğimiz ortaya çıkıyor ve makinamızın S veya TV modunu kullanarak bu değerleri tespit ediyoruz. Yani öncelikle enstantane değerini ben belirleyeceğim. Makinam verdiğim değerlere göre diyafram değerini belirleyecek. Tabloya bakacak olursak ışık yoğunluğu 1000, ISO 200 demiş. 1 bölü 10, 5.6 diyaframda çekiyoruz. Tamam. Bir kere uzun pozlama yapıyoruz. Manzara çekimlerinde de yine aynı şekilde. Uzun pozlamada da yine aynı şekilde. Burada tripod kullanmam gerekiyor zaten. Tripodsuz çekim yapamam bu uzun pozlama tercihimde. Dolayısıyla ISO'yu tripodumda var. ISO'yu 100'e indirebilirim. 1 bölü 5 enstantane elde edebilirim. 5.6'nın karşısında. İşte 1000, 100, 1 bölü 2, 0.5 enstantane. F'i 8 yaptık. F'i 11 yaptık. 1 saniye oldu. Işık yoğunluğu ve ISO artık sabit kalıyor. 16 yaptık. 2 saniye oldu. 22 yaptık. 4 saniye oldu. 4 saniyede çekim yapıyoruz. Ama 4 saniye bizim için oradaki uzun pozlama değeri olarak yeterli değil. Bu süreyi uzatmak istiyorum. Bu durumda bir stopluk ND kullandığımda, bir stop, iki stop, buradaki F değerlerinin ışıklılık miktarlarına, mantığına göre çalışıyor. Bir stopluk ND kullandığımda ışık yoğunluğunu azaltıyor. Bir stop yarı yarıya bir kat oranında azalttı. Yani 1000 ışık 500 ışık oldu. Lüks olarak, değer olarak düşündüğümüzde. ISO'muz 100, F'miz 22, 4 saniye veriyordu. Şimdi 8 saniye süre verdi ve ben daha rahat bir şekilde fotoğrafımı istediğim uzun pozlama değerlerinde çektim. 8 saniye de bana yeterli olmadı. 2 stop ND'yi kullandım. Bu sefer bakın 1000 ışık yoğunluğunu 250'ye indirdim. 100 ISO, F22 ve 16 saniyede çekimi gerçekleştirdim. Dolayısıyla istediğim formu orada oluşturabildim. Yani uzun pozlama çekimlerinde enstantanemizi, diyaframımızı ayarlıyoruz. Diyafram kısık, enstantane değeri uzun. Değerlerde ISO'muzu en düşük değere getiriyoruz. Işık yoğunluğunu da ND filtremizde ayarlayarak burada daha farklı stop değerlerine, yani 1 ile 10 stop arasında ND filtre kullanabiliriz. Ayrıca da bunların değişken olanlarını da kullanabiliriz. Bu şekilde ayarlarımı yaparak istediğim sürelerde çekim yapabiliyorum.